Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Donanım haber olarak İFA 2024 turlarımıza devam ediyoruz ve MSI'ın standına geldik. Hemen karşımıza 49 inç QD OLED bir monitör çıktı. Hemen özellikleri şurada baktığımızda 5K çözünürlüğünde 240 Hz tazelamasına sahip 0.03 milisaniye GTG süreli 1800R kavisli QD OLED bir panel görüyoruz. MSI OLED Carrier 2.0 sayesinde de iz kalma durumuna, yanma durumuna karşı dayanıklı. Aynı zamanda MSI bu panellerde soğutucular kullanıyor. Bu sayede OLED panellerinizin ömrünü uzatabiliyorsunuz. Display HDR TrueBlack 400 desteğine de sahip. Aynı zamanda Gaming Intelligence AI ile beraber bu panel üzerinde çeşitli oyunlarda avantajlar elde edebiliyorsunuz. Bağlanabilirlik tarafında da HDMI 2.1 portları tabii ki bulunmakta. Bu panel üzerinde oyun oynamak gerçekten inanılmaz bir deneyim olurdu. Şu anda deneme fırsatımız yok. Bu arada özellikle şunu belirtiyorlar. Bu Samsung'un QD OLED panelidir. Bunun vurgusunu yapıyorlar ama şu deneyim, şu görüş, bakış açısı hani biraz geriden bakmanız gerekiyor belki ama çok etkileyici. MSI'ın burada dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz diyemeyeceğim ama sınırlı sayıda ürettiği bir kasası da var. Hemen şurada seri numarasını da yazmışlar. Bu kasa kavisli temperli cama sahip bir kasa. İçerisindeki kurulumu görüyorsunuz şu anda. İçerisinde 4080 süper bulunmakta. Aynı zamanda 14900K ile beraber geliyor. Ve bu kasanın en önemli özelliği üzerindeki alüminyum yapısı. Bu soğutmaya da fayda sağlıyor aslında ve kavisli temperli cam. Kavisli temperli cam çok güzel görünüm sağlamakla beraber inanılmaz maliyetli bir şey. Bunun yanı sıra böyle bir kasayı tabii ki OLED bir monitörle taşlandırmak lazım. 31.5 inç boyutunda QD OLED 4K 240 Hz bir monitör. Bu Max serisi arkadaşlar bunlar. Şu anda model numarasını zaten görmektesiniz. 3. nesil MSI QD OLED panel olarak geçmekte. Tekrarlıyorum, Samsung'un panelidir ama bunu özelleştirmek, soğutmak ve kullanıcıya sunmak tabii ki bu MSI'ın görevi. Bizim yaptığımız incelemelerde de MSI görevini hayli yerine getiriyor. Mesela bu da MSI'ın beyaz tamalı kasalarından bir tanesi. Bu köşeli yapıda, şurada görüyorsunuz, kavisli bir yapıda değil. Daha uygun fiyatlı versiyonlardan bir tanesi. MSI MagPano M100RPZ White olarak geçmekte kendisi. 7800X3D var içerisinde, AMD Yonga. Şu zamanlarda gerçekten popüler bir Yonga haline geldi. 4070 süper ile beraber gelmekte. İçerideki tema hem alüminyum yapı hem beyaz rengi çok çok güzel olmuş. RAM'inden kasasına beyaz bir sistem kurmak istiyorsanız çok tatlı gözüküyor ve MSI monitörü de var yanında. MAC274URFW olarak geçiyor. 27 inç Rapid IPS olarak geçmekte. Fast IPS aslında bunlar. Tekli süreleri çok çok iyidir. 0.5 milisaniye GTG süresiyle beraber gelmekte. 4K 160 Hz bir monitör. En önemli özelliği tabii ki beyaz çerçevesiyle, beyaz standıyla beraber gelmesi. Bu ekran kartının en önemli özelliği, evet, RTX 4060 ama üzerindeki tasarım tamamen yapay zeka ile oluşturulmuş ve hazırlanmış. Bu açıdan çok çok önemli ve detaylı bir aslında çizim var. Yapay zeka burada döktürmüş. Bunu da gerçeğe dökmüşler. Tahminen bir reçine yazıcıyla beraber yazılmış gibi duruyor. Üzerindeki hissiyatına bakıyorum. Hani metal değil sanırım ama görünüm bir başka. Hayalimi yaşamaya geldim. Hayalimi görmeye geldim. Yaşamak da inşallah nasip olur derken bu kartı gördüm arkadaşlar. Bu WoW'un 20. yılına özel RTX 4070 MSI'nin üretmiş olduğu kart. Bu kartın tasarımı çok çok özel. Kimin hoşuna gitmeyebilir. Mavi, altın rengi, o neymiş falan diyebilir ama WoW oyuncuları için inanılmaz bir detay bu. Kesinlikle alıp koleksiyonuma katmak istiyorum. Bakın, kullanmayı geçtim. Bu koleksiyonluk bir ürün. Yani bu 20 yılda bir başınıza gelebilecek bir güzellik diye düşünüyorum ben. Daha da önemlisi, bu kartın arkasına arkadaşlar siz istediğiniz expansion pack'in aslında temasını yansıtacak metal plakaları mıknatısla beraber sabitleyebiliyorsunuz. Mesela ben Legion serisine hastayım. Lich King serisine hastayım. Kataklizm serisi güzeldir. Pandaria'yı at çöpe. Bunu çöpe atabilirsin. Abi ya güzel bir dönem değildi. Bize saçma sapan panda ırkını falan tanıtmak için böyle huzurlu bir şey çizdiler. Aslında hiç de öyle değillermiş. Sonrasında Shadowlands mesela. Bunu da at çöpe. Yani bu expansion pack. Abi adamı doldurmuşlar. Beni doldurdular abi. Ben 20 yıllık WoW oyuncusu değilim belki ama bir 10 yılım var en az. Dolayısıyla bu kart çok özel bir kart. Tekrar göstermek istiyorum ve hatta arkasına şöyle yapıştıralım da canlı canlı görün isterim. Bakın, diyelim ki ben Warlords of Draenor'ı sevdim. Sonra dedim ki Kataklizm'i veya işte Shadowlands'ı şuraya yapıştırayım. Bunları denk getirdiğinizde oluşan görüntü bir başka.
Ben bunu istiyorum sevgili MSI yöneticileri, yetkilileri. Ben bu karttan bir şekilde bulacağım. Sizden bir şekilde alacağım bunu. Bir el konsolu arkadaşlar. MSI Claw 8 AI Plus olarak geçmekte. İçerisinde Core Ultra 7 işlemcisi bulunuyor. 258V olarak geçiyor. 8 inçlik Full HD bir ekran var burada. Ve 120 Hz tazeleme hızına sahip VRR destekli dokunmatik bir ekran aynı zamanda. Tabii ki şurada mesela biraz oyun oynayalım dediğimizde ben Sony'yi hiç bilmediğim için hiçbir şey yapamayacağım. Kusuruma bakmayın ama şöyle elinize alıp baktığınızda bu büyük bir makine. Şöyle göstereyim. Havalandırma, evet, yuvalarını görüyorsunuz. Yukarıdan sıcak havayı atıyor. Arkadan taze havayı alıyor. Joysticklerin hissiyatı gayet güzel. X, Y, A, B tuşlarının hissiyatlarında da ben bir sorun görmemekteyim. Ve bu makine tabii ki taşınabilir olarak geçse de büyük makinelerden bir tanesi. Bunu unutmamakta fayda var. Kullanım süresi tarafına geldiğimizde neler söylenir? Tabii ki bunu test etmek lazım arkadaşlar ama 80 watt saatlik bir batarya var içerisinde. Bir önceki nesil el konsolları, böyle elde tuttuğunuz cihazlar 40 watt saat civarlarında geziyordu. Burada da bataryayı 2 katına çıkarmışlar. Girişleri görüyor musun? Ben konuşamadım yani. Bol bol buton var yani. Her şeyi koymuşlar. Her şeyi koymuşlar. Bu makine çok dolu bir makine. Böyle bir el konsolum olsun isterdim. Sevgili MSI, merhaba. MSI standının yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. Burada Co-Pilot destekli distrilerden tutun da oyuncu distrilerine gerçekten çok geniş bir gam var. Güzel bir stand hazırlamışlar. Mesela bu görmüş olduğunuz Titan 18 HX olarak geçmekte. 14900 HX işlemcisiyle beraber gelmekte. Core i9 ve 4090 ile geliyor. 16 GB'lık versiyonu. 18 inç bir ekran var. Ultra HD Plus olarak geçmekte. 16'ya 10 bir ekrandır kendisi. Minaret aydınlatmalı, 120 Hz tazeleme hızlı. Bu makineyi ben kendime bile böyle deva göremiyorum bazen. O kadar güçlü makineler ki ya ben bu makineyle ne yapacağım diye düşünüyorum ama yapacaklarınızın bir sonu yok. İster oynayın, ister çalışın arkadaşlar. MSI'nin her türlü ihtiyaca cevap verebilecek distroları var. Burada yeni distroları de sizlerle beraber buluşturduk diye düşünüyorum. Daha fazlasına girmek isterdim ama gerçekten buralar çok kalabalık, çok fazla ürün var. İFA turlarımız devam ediyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın.